Sevgili seyirciler, ana haber bültenimizle karşınızdayız. Tarihi karakterleri konuk ettiğimiz belgeselimiz için şimdi sözü alandaki muhabir arkadaşımıza bırakıyoruz. Tarihi Buluşmalar programıyla sizlerleyiz. Bugün Osmanlı Padişahı 3. Selim'in yapmış olduğu ıslahatlara kısaca bakacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Bana Sultan 3. Selim derler. 1789'da Osmanlı tahtına oturdum. Fransız İhtilali döneminde fazla çıkmak için halife olarak ancak yanda barışla işimi yapmak için çok çabaladım. Bildiğiniz gibi tahta çıktığım günlerde devletim zor günler geçiriyor. Ben de devletimi eski gücüne kavuşturmak için birçok alanda ıslahat yaptım. Ne gibi ıslahatlar yaptınız? Biraz bilgi verir misiniz? Elbette. Öncelikle sorunların kaynağını tespit etmek için meşveret meclisini açtım. Meşveret meclisi tam olarak ne işe yarar hünkârım? Meşveret meclisi sorunları köklü çözümler bulmak için tecrübeli devlet adamlarını istişare ettiği bir kurum. Daha önceki dedelerim gibi en iyisini ben bilirim, ben yaparım demedim. Kıymetli devlet adamlarından fikir almak istedim ve hatta onlara lahiyeler hazırladım. Anladım efendim. Peki savaşlardaki kötü gidişat için bir çözümünüz var mı? Elbette var. Devletim son yüzyılda girdiği savaşlarda genelde başarısız oldu maalesef. Ben de bu başarısızlıkları önlemek için Avrupa tarzında bir ordu kurdum. Nizam-ı Cid adını verdiğim bu ordu gerçekten çok iyi işler yaptı. Hatta Cezer Ahmet Paşa komutasındaki Nizam-ı Cid'i doğurdum. Napolyon'u 1799'da Akka'da perişan etti. Bu da yapılan ıslahatların işe yaradığı bakımdan çok önemlidir. Peki efendim, bu ordu nerede kalıyordu? Masraflarını nasıl karşıladınız? Nizam-ı Cid'i doğurdum için Selim Yebe Levent kışlalarını inşa ettim. Yine İrade-i Cedid adında bir hazine oluşturdu. Bu hazineyi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kullandı. Yine askeri alanda topçu, baracı, lağımcı ocaklarını ıslah ettirdi. Aynı zamanda askeri uzman yetiştirmek için mühendishaneyi Berlin Humayun'u açtı. Pekala efendim, hep askeri ıslahat mı yaptınız? Başka alanlarda ıslahat yapmadınız mı? Beni benden önceki padişahlarla karıştırmayın. Ben Osmanlı'da ilk defa ciddi anlamda Avrupa tarzında köklü ıslahatlar yaptım. Sadece askeri ıslahatlar olur mu? Biliyorsunuz ki daha önce dedem 3. Ahmet Dale devrinde geçici elçilikler açmıştı. Ben de Avrupa'nın önemli başkentlerinde daimi elçilikler açtım. Yabancı dil eğitimine önem verdim ve askeri okullarda Fransızca eğitimi verdirdim. Ayrıca ilk devlet matbaasını da ben açtım. Bu kadar güzel işler yapmanıza rağmen neden sizi tahttan indirdiler peki? Yeniçeri zorbaları yaptığım her yeniliğe karşı çıktı maalesef. Kapakçı Mustafa önderliğinde isyan ettiler ve beni tahttan indirdiler. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa, 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak istediyse de 4. Mustafa tarafından öldürtüldü. 4. Mustafa'ya da taht nasip olmadı. Yerine 2. Mahmut Osmanlı tahtına geçti. Sayın seyircilerimiz, Tarihi Buluşmalar programımızın sonuna geldik. Şimdi sözü merkeze bırakıyoruz. Muhabir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere.